sevgili dostlar, Sinan Süner, Erdal Eren, Ercan Koca, bu üç devrimci komünist genç kendi dönemlerinin, kendi jenerasyonlarının birbirine bağlı, birbiriyle hareket eden, ortak hareket eden mücadelesinin, gençlik mücadelesinin, işçi sınıfı mücadelesinin kopmaz bir parçası olarak şekillendiler. Hayatlarının son bulması da ancak birbiri ardına, birbirlerinin peşi sıra inandıkları devrim ve sosyalizm mücadelesi uğruna oldu. Erdal'ın idam edildiği, Sinan Süner'in sokak ortasında vurulduğu, Ercan'ın işkencede katledildiği o dönemde işçi hareketi, emekçiler, onların önderliğinde diğer kesimler, gençler, kadınlar kendi hak ve özgürlükleri için ekonomik bir adil yaşayacak, insanca yaşayacak bir ekonomik düzen için mücadele ediyorlardı. Ancak hakim sınıflar onların karşısında önce sivil bürokrasiyi, daha sonrasında askeri darbeyi önüne koydu. Öğrencisiyken yürüttüğüm mücadele ve dünya görüşü bugün 42. yılında yeniden anılıyor ve yeniden öğretmeye devam ediyor. Erdal, 12 Eylül faşist cuntasının yarattığı tahribatın karşısında parasız, bilimsel, demokratik bir eğitimin mücadelesini veren bir gençlik önderiydi. Daha 17 yaşında hayatın önümüze sunulanlardan ibaret olmadığını görmüş, daha iyisi için, daha ilerisi için örgütlü bir mücadelenin gerektiğini fark etmişti. Aynı zamanda yaşamak istediği dünya için işçi sınıfının bilimsel dünya görüşünü kılavuz edinmiş ve mücadelesini işçi sınıfının partisiyle birleştirmişti. Denizlerden miras kalan devrim ve sosyalizm mücadelesini işçi sınıfının partisine mücadele ederek ilerletmişti. 12 Eylül faşist darbesini ve diğer darbeleri yeniden tahkim ederek sürdürdüler. 12 Eylül sürüyor. Ancak 42 yıldır Erdal Eren'de yaşıyor. Bugünkü diktatörle karşı mücadele etmek aslında 12 Eylül faşist darbesine karşı da mücadele etmektir. Bu anlamda bu diktatörü alaşağı etmek devrimcilerin boynunun borcudur. Kardeşler, Erdal'ı anmak aslında insan haklarını, demokrasiyi savunmaktır. Erdal'ı anmak kadına, çocuğa yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü önlemek, ona karşı mücadele etmektir. Erdal'ı anmak ve anlamak devrim ve sosyalizme inancı yükselir.